İnşaat TV'den herkese merhabalar. Bugün Kartal'da bulunan Emin İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda Emin İnşaat'ın kurucusu Bayram Türkmen bulunmakta. Merhabalar Bayram Bey. Öncelikle bizlere kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Merhabalar efendim, hoş geldiniz önce firmamıza. İnşaat sektörüne sene yaklaşık üniversiteyi bitirdikten 1985 yılında girdim bir firmada. Bu firmada 4 yıl çalıştım, 6 yıl ortak iş yaptım. Evlendikten sonra da firmadan ayrılmak zorunda kaldım ve kendi işimi mühendislik firması olarak kurdum. Emin İnşaat Mühendislik olarak 2 yıl mühendislik sektöründe iş yaptım. Fakat bu 1999 depremiyle beraber mühendislik sektöründen de projeleri durdurdukları için kendim taşeron kullandığım için o tarihten itibaren de yatırım sektörüne geçtim. Taşeron kullanmadan direkt bu zamana kadar da yaklaşık 16-17 senedir de kendi firmam olarak Emin İnşaat olarak iş yapmaktayım. 16 sene içinde yaklaşık 400-500 bin metrekare kadar bir genellikle sanayi, depo, antrepo ve fabrika altyapı işi olarak iş yaptım. Bunun yanında tabii ufak tefek de konut işleri de yaptım. Emin İnşaat'ı diğer inşaat firmalarından ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bizim inşaat sektöründe şöyle bir ayrıcalık var. Yani işverenler genelde fabrika yaptıracakları zaman projelerini başka firmalara yaptırıyorlar. Uygulamayla alakalı onlardan aldıkları danışmanlık ücretleriyle beraber, işleriyle beraber biz teklif veriyoruz, ona göre iş alıyoruz. Ama Emin İnşaat olarak biz aynı zamanda hem mühendislik, hem emlak danışmanlık, fizibilite rapor, maliyet analizi yapıp hem de inşaat yaptığımız için bizim işveren için bu ayrıcalık oluyor. Neden ayrıcalık oluyor? İki firmayla birden ayrı ayrı görüşme yapmıyor. Bu görüşmeleri tek bizle beraber başlayıp bizle beraber bitirdikleri için diğer firmamızla, yani diğer inşaat firmalarıyla farklarımız bu olduğu için bizi tercih ediyorlar. Biz bunu öncelik sunuyoruz işverenlere. Bu sunumdan dolayı işverenin hoşuna gittiği için bizi tercih ediyorlar genelde. Bayram Bey, projeleriniz nelerdir? Projelerimiz genelde firma olarak sanayi yapısı, altyapı, depo işi yapıyoruz. Fakat 2008'de dünyada global bir kriz çıkınca bu yatırımları konut projelerini de yönlendirdik artık firma olarak. 2008'den bu yana kadar 4-5 tane konut projesi de yaptık. Fakat şimdi bu son 2 senedir ciddi site projelerimiz de var. Bir tane Kartal'da var, bir tane Pendik'te var. Toplu konut ve iş merkezi projelerine yöneldik artık firma olarak. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şimdi bu ekip mühendislik, yani beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak ikiye ayırdığımız zaman büroda yaklaşık 6-7 kişilik bir ekibimiz var. Mühendis, makine mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, mimar ve asistan olarak. Bir de şantiyede de çalışan bir ekiplerimiz var. Bu şantiye ekiplerimiz tabii zaman zaman değişiyor ama şu anda şantiyelerde ortalama mühendis ekibi olarak 5 tane ama kalfa ve işçi ekibi olarak yaklaşık 50 tane ekibimiz var. Bayram Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi önce bize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir tanıtımla amaçlı geldiğiniz için. Biz genelde bu sektöre ben 25-26 senemi verdim. Tabii şimdi tahsilim olarak bu sektörde değilim ama işletme okudum. Fakat 25 senemi bu sektörde verdiğim için şu son dönemlerde özellikle bu piyasaya o kadar çok firma girdi ki yani bir şeyler yapabilmek adına, belki iyi niyet adına girdiler ama çoğu firma iş aldı, batırdı, yarım bıraktı, gitti ki bu yarım bırakılan işlerden bir son dönemlerde bayağı işte yaptık, teslim ettik. Tabii iş verenler özellikle iş verirken fiyatlarından önce, yani iş teklifi verirken fiyatlarından önce firmaların background'a bakmaları lazım. Bunun ötesinde firmaların ekipmanlarına bakmaları lazım. Firmaların çalıştırdıkları kadrolara bakmaları lazım ki yaptıkları işlerle alakalı iş verirken fiyatların ucuzluğuna değil, yaptığı işin background'ına baktıkları zaman daha rahat, memnun olarak işi yaparlar, teslim ederler. Bununla alakalı ben tercihim, söylemek istediklerim seyircilere budur. Bu güzel röportajınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz size. İşlerinize de başarılar dileriz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.